Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Canlılarda davranış işleyeceğiz bu videomuzda. Öncelikle davranış nedir, tepki nedir bunlara bakalım. Daha sonra davranış çeşitleri ve bunların detaylı olarak işleyelim. Şimdi organizmanın yani bir canlının iç ve dış ortamdan gelen uyarılara karşı meydana getirdiği aktiviteleri biz ne diyoruz? Davranış diyoruz. Uyarılara karşı bizim yani organizmanın verdiği cevaba da ne diyoruz? Tepki diyoruz arkadaşlar. Canlılarda davranışı inceleyen bilim dalı da nedir? Etolojidir. Şimdi davranışın 3 çeşidi vardır. Biri doğal davranıştır. Refleks ve içgüdü buradan gelir. Bir diğeri sosyal davranıştır. Diğer canlı türünün diğer canlılarıyla oluşturulan bir bir araya gelerek oluşturulan davranış çeşididir. Bir de sonradan kazanılan davranış vardır. Sonradan kazanılan davranışta da ayrılıyor. İzleme ile öğrenme, alışkanlık yoluyla öğrenme, Deneme, yanılma ile öğrenme ve şartlanma yoluyla öğrenme. Biz ilk önce doğal davranıştan başlayalım. Arkadaşlar doğal davranış doğuştan gelen davranıştır. Çevrenin de bu davranışı etkisi çok azdır. Ve aynı türün tüm üyelerinde değişmeden ortaya çıkar. Mesela kızıl sincap yavruları yuvadan alınmış ve kafeste büyütülmüş. Kış geldiğinde kızıl sincap kafese besin olarak bırakılan palamutları kafesin bir köşesinde annesinden hiç görmediği halde saklamaya çalışmıştır. O zaman nedir? Besini saklamak doğuştan kazanılan bir davranıştır diyoruz. Doğuştan kazanılan davranışlar iki şekilde oluyor dedik. Refleks ve içgüdü olarak söylemiştik. İçgüdüye baktığımızda arkadaşlar DNA yoluyla aktarılır ve öğrenilmez. Canlı ne yaptığının farkındadır. Şimdi reflekste planlanmış bir hareket yoktur. Ama İçgüdü planlanmıştır. Yani ne yaptığının farkındadır. Bu yüzden de arkadaşlar içgüdüler biraz daha karmaşıktır ve hipotalamus tarafından kontrol ediliyor. İçte içgüdü. iç dengenin bozulması içgüdüsel davranışları başlatıyor. Nedir? Mesela besin yokluğu, üreme hormonları, kur yapma, çiftleşme zamanı içgüdüsel hareketleri başlatıyor. Arıların iletişim dansı hayvanların yavrularına bakması, tuna balıklarının göç etmesi, kuşların yuva yapması, kazların göç etmesi, ipek böceğinin koza örmesi, örümceğin ağ örmesi bunlar nedir? İçgüdüsel davranışlardır. Reflekslere baktığımızda refleks de Belirli bir uyarana karşı aniden gösterilen tepkiler yani gösterilen ani tepkilerdir. Bir savunma hareketidir arkadaşlar. Mesela elektrik şoku verilen solucanın büzülmesi, mesela peygamber devesinin sineği yakalaması nedir? Bir reflekstir. Bizde mesela iğne battığında elimizi çekmemiz nedir? Bir reflekstir. İki şekilde refleks vardır. Kalıtsal refleksler ve şartlı yani sonradan kazanılmış refleksler vardır. Kalıtsal olan refleksler doğuştan gelirler. Öksürme, hapşırma, kızarma, terleme, esneme, yutma bunlar da yine omurilik soğan tarafından kontrol ediliyor. Şartta reflekslere baktığımızda ise sonradan kazanılan önce beyin öğreniyor daha sonra öğrendiği bilgiyi omuriliğe gönderiyor arkadaşlar. Limon görünce ağzımızın sulanması Çocuğun yanan sobadan elini saklaması, hayvanların eğitilmesi, araba kullanma, bisiklet binme, yüzme, dans etme bunlar nedir? Sonradan kazanılan reflekslerdir. Mesela köpek et gördüğü zaman ne üretiyor? Salya üretiyor, değil mi? Ses verdik, et verdik, salya üretti. Sadece ses verdik, salya üretmedi. Sesle birlikte tekrar et verdik, salya üretti. Bu sefer arkadaşlar sese karşı bir refleks oluşturup sesi duyduğu anda da salya üretmeye başlıyor. Çünkü köpeğin beyni diyor ki ya diyor ses geldiği zaman hemen et geldiği için ardından ne oluyor? O zaman sen diyor salya üretmeye başlayabilirsin. Mesela şey gibi düşünün. İftar vakti yaklaştığı zaman bizler mesela tükürük üretmeye başlarız. Mesela vakit yaklaşıyor, değil mi? Bunu neden? Beynimiz çünkü onu algılamıştır. Artık ona göre bir refleks oluşturmuştur. Daha sonra operant yani işlevsel şartlanmaya bakalım. Burada herhangi bir uyaranın yanında başka bir ödül ya da cezanın birleştirilmesidir. Mesela fare fanusa konuluyor. Daha sonra pedala tesadüfen basması bekleniyor. Yani burada tamamen tesadüf olayı var. Pedala bastığı zaman arkadaşlar ne yapıyor? Peynir düşüyor. Peynir düştükten sonra fare diyor ki ya diyor ben buna basarsam peynir gelecek diyor. Hemen ne yapıyor? Fire artık pedala bastığında yiyecek düşeceğini öğrenmiş oluyor. Bu operant yani işlevsel şartlanmaya örnektir. Gelelim bir diğer davranış çeşidimiz sosyal davranışı. Arkadaşlar sosyal davranışlar bazı canlılarda görülüyor. İş bölümü, alan savunması, liderlik, hiyerarşi ve rekabet gibi faktörler görülüyor. E, sosyal davranış gösteren canlılarda. Bu canlılar sadece beslenme ve üreme amaçlı bir araya geliyorlar. Bu topluluğa. Ee, geçici topluluk diyoruz. Bazı canlılar yapıyor bunu. Bunlara geçici topluluk diyoruz ama bazıları da tamamen bir arada bulunuyorlar. Mesela üreme döneminde Antarktika kıyılarına gelen kral penguenler geçici topluluktur. Sokak lambası altında toplanan sinekler, leş üzerindeki akbabalar bunlar nedir? Geçici topluluklardır. Yine hayvan topluluklarında haberleşme farklı şekillerde olabiliyor. Mesela görsel, işitsel, akustik seslerle olabilir ya da feromon dediğimiz hormon benzeri maddelerle olabilir arkadaşlar. Feromonlar nedir peki? Türe özgü kokulardır bunlar. Bu kokuyla canlılar alan belirliyorlar ya da çiftleşme sağlayabiliyorlar. Mesela örnek verelim. Böcekler çiftleşme zamanı dişilerini feromonlarla buluyorlar. Yine geyikler gözlerinin altında bulunan bezlerle ağaçları işaret, işaretleyerek yaşadıkları alanları belirliyorlar Yaşam alanlarını belirleyen bu canlılar burayı hiç terk etmiyorlar arkadaşlar Burada besleniyorlar çiftleşiyorlar ve komşularıyla aralarında mutlaka mesafe bırakıyorlar Mesela mesafe için telefon tellerinde dizilen kuşlar arasında da mesafe gözleniyor. Bu da yine birbirlerinin alanlarını işgal etmediklerini gösteriyor. Yine mis köküzleri yırtıcı hayvan saldırılarında halka oluşturarak yavrularını halka içerisinde bırakıyorlar ve koruyorlar. Bu da nedir? Yine bir sosyal davranıştır arkadaşlar. Geyiklerden işte telefon tellerindeki kuşlardan bahsettik. Yine örnek verelim. Mesela bozkurt popülasyonunda Ölen anne kurdun yavruları diğer dişiler tarafından emziriliyor ve yavrular ölmemiş oluyor arkadaşlar. Bu da yine bir sosyal davranış örneğidir. Yine arılar sosyal ilişki içerisinde dans etme vardır arkadaşlar arılarda. Arılar ee, davranış içerisinde en karmaşık davranışı gösteren canlılardır zaten. Arılardaki çeşit dans vardır. Birisi halka dansı diğeri de kuyruk sallama dansı. Halka dansı besinin uzaklığını belirlerken kuyruk sallama besinin yönünü gösteriyor. Mesela besinler uzakta ise arılar dairede daha yavaş tur atıyorlar. Besinler yakında ise daha hızlı tur atıyorlar. Ve tur attıkları yöne göre de yönünü belirliyorlar kuyruklarını sallayarak. Örnek gösterelim. Mesela şurada birinci Konum A diyor. Mesela A konumundayken arkadaşlar besin kaynağı güneşle aynı yönde demek istiyor. Bu şekilde hareket ediyor. Yine B konumundaysa Besin kaynağı güneşin zıt yönünde bakın arının kafası aşağıya doğru dönük. 30 derece sağında olduğu zaman da 30 derece kendisini çeviriyor arkadaşlar. Bu şekilde yine yerlerini belli ediyorlar. Gelelim sonradan kazanılan davranışlara. İzleme yoluyla öğrenmeye bakalım ilk önce. Şimdi bunlar Canlılar ne yapıyorlar? Gördüklerini taklit ediyorlar. Bu şekilde öğreniyorlar. Mesela en bunun en iyi örneği aslında çocuklarımız. Çocuklarımız annelerini, babalarını görerek ne yapıyorlar? Bazı şeyleri öğreniyorlar arkadaşlar. Yine izleme yoluyla öğrenme yaparak ve yaşayarak öğrenme şeklidir ve öğrenmenin en basit şeklidir. Hayvanlar avlanmayı, saklanmayı, savunmayı genellikle kimden öğreniyorlar? Tabii ki annelerini izleyerek öğreniyorlar. Mesela kuluçka makinesinden çıkan yavru kazlar ilk 36 saat içerisinde ebeveynlerini tanıyorlar. Kaz yavrularının uzun zaman vakit geçirdikleri araştırmacıların peşinden gittiği gözleniyor arkadaşlar. Bakın şurada gördüğü gibi bunun sebebi de bunları taklit etmesinden kaynaklanıyor. Alışkanlık yoluyla öğrenmeye baktığımızda, belli bir uyarana karşı tepkinin bir süre sonra kararlı bir şekilde azalması ve zamanla ortadan kalkmasıdır. Yani canlı, zamanlı uyarana alışıyor. Mesela kargalar kendilerini korkutmak amacıyla koyulan korkuluklara zamanla alışıyorlar. Mesela burada bir korkuluk. Bir süre alışıyorlar hatta gelip bunun üstüne konuyorlar öyle bakıyorlar yani. Parklardaki hayvanların zamanla insanlar alışması. Mesela Bursa'da Şehreküstü Meydanı var. Şehreküstü Meydanı'nın hatta orası şimdi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olarak değişti ismi. O meydanda kuşlar vardır. O kuşlar mesela üstüne doğru gidersiniz. Eğer üstüne giderseniz böyle kenara çekiliyorlar uçmuyorlar da. Böyle üstüne doğru gittiğiniz zaman hareket ediyorlar. Normalde hep orada kalıyorlar. Bunlar nedir? Aslında alışkanlık yoluyla öğrenmedir. Gelelim şartlanma yoluyla öğrenmeye. Şartlanma yoluyla öğrenmede koşullanma vardır arkadaşlar. Koşullanma yoluyla öğrenmedir diğer bir ismi. Sahip olduğu refleksler zamanla geliştirilebiliyor. Biz buna şartlanma diyoruz ya da işte öğrenme diyoruz. Öğrenmenin en karmaşık halidir arkadaşlar bu. Mesela sirk hayvanlarının eğitimi. Pavlov'un köpekleri. Pavlov'un şimdi köpeklerine baktığımız zaman Koşullanma yapmadan önce yemek bir koşulsuz uyarıcıdır ve salya salgılar koşulsuz bir yanıt. Daha sonra zil çalıyor. Zil e, köpekte herhangi bir uyarı oluşturuyor mu? Uluştur, oluşturmuyor. Oluşturmadığı için biz buna ne diyoruz? Nötr uyarıcı diyoruz. Ve salya yok. Koşullu yanıt yok. Daha sonra zille beraber ne veriyoruz? Yemek. Burada salya vardır ve koşulsuz yanıttır. Çünkü henüz zile odaklanmamış. Zili çaldığımız zaman salya üretmeye başlıyorsa zil artık burada koşullu bir uyarıcı oluyor. Neden? Çünkü yemeğin geleceğini haber veriyor. Ürettiği salgı da salya da nedir? Koşullu bir yanıttır. Koşullu uyarıcıya karşı oluşturduğu bir yanıttır arkadaşlar. Bu bir klasik koşullanma örneğidir. Gelelim deneme yanılma yoluyla öğrenmeye. Bu da öğrenmenin en zor şeklidir arkadaşlar. Doğada hayvanlar da en çok bu yolda öğreniyorlar. Bizler de aynı şekilde. Mesela örnek verelim. Labirente bırakılan farelerin defalarca denemeden sonra besinin yerini öğrenmesi bir deneme yanılma yoluyla öğrenmedir. Yine toprak solucanları ile yapılan bir deneyde solucanlar 220 deneme sonrasında besinin yerini bulmuşlardır. Bakın bir tarafa elektrik düzeneği bir tarafa da besin konulmuş. Solucanlar gidiyor gidiyor hop buraya gidiyor 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 hop buraya gidiyor. 220 deneme sonucunda besini buluyorlar. Bu nedir? Deneme yanılma yoluyla öğrenmedir. Mesela bizim için de söyleyeyim. Diyelim ki internetten bir dolap siparişi verdiniz. Dolap siparişi verdikten sonra yanında mesela işte e, bu şey gönderiyorlar ya kurmak için kurulum anke, anket demeyeyim kurulum şeyini böyle kağıdını gönderiyorlar. Mesela göndermedi kurulum kağıdını içine koymamışlar ya da biz mesela şey yaparız genelde kurulum kağıdı olsa ya ben bunu işte yaparım falan deriz kurulum kağıdına hiç bakmayız bile. Orada parçaları böyle söktak yaparak ya da işte birbirine uyumuna bakarak onu bir araya getirmek nedir? Deneme yanılmadır aslında. Takarsın olmaz bozarsın başka bir parçayı takarsın. Bu nedir arkadaşlar? Deneme yanılma yoluyla öğrenme olayıdır. Şimdi bir de size biyolojik saatten ve hayvanlardaki savunma davranışlarından bahsetmek istiyorum. Biyolojik saat diğer bir isimle biyoritim. Arkadaşlar bazı canlılar yani canlılar şöyle söyleyeyim bazı yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için çevreye bağlı olarak hareketlerini Değiştiriyorlar, periyodik bir sırada değiştiriyorlar. Biz buna biyoretim diyoruz. Biyoretim, bu davranışın oluşmasında, yani biyoretimin oluşmasında gece gündüz farkı, mevsimler, iç mekanizmalar etkilidir. Örnek verelim. Mesela, insandaki uyku uyanıklık periyodunu hipotalamus denetliyor. Mesela biyoretim üç şekilde olabilir: günlük, aylık ya da yıllık olabilir. Günlük olarak örnek verelim: akşam sefasının ee, bitkilerinin, çiçeklerinin gündüzleri kapalı, gecelerinin açık olması veya yarasanın gündüz pasif gece aktif olması. Bu nedir? Günlük bir yürütümdir. Aylık olarak bir örnek olarak ne verebiliriz? Kadınlardaki mensürel döngü örnek verebiliriz. Ayda bir kere gerçekleşiyor değil mi? Aylık bir döngüdür bu. Yıllık olarak ise ağaçların yaprak dökmesi, yine kazların göç etmesi, kuş uykusuna yatma bunlar da yıllık bir örnek olarak verilebilir. Şimdi son olarak da hayvanlardaki savunma mekanizmalarından bahsedeceğiz ve bitireceğiz. Bu savunma davranışlarını ekolojide de işledim arkadaşlar. Orada da göreceğiz. İlk önce homokrimi. Buna bakalım. Nedir homokrimi? Canlının bulunduğu ortama uyum sağlayarak kamufle olmasıdır. Yani kamufleyi gördüğünüz zaman homokrimi gelecek aklınıza. Bu uyum nasıl olabilir? Şekil ya da renk değişimiyle olabilir arkadaşlar. Kamuflajda canlı hem avcıdan korunmuş oluyor hem de rahat avlanmış oluyor. Mesela yengeç örümceği içine girdiği çiçeğin rengini alarak hem korunmuş oluyor hem de kolayca avlanıyor. Mesela burada yengeç örümceği var. Bakın dikkat ederseniz baktığınız zaman hiçbir şekilde anlamıyorsunuz. Yine kutup kekliği arkadaşlar kışın. Beyaz tüy yazında tabiat renginde tüylere sahip oluyor. Bu da nedir? Yine bir kamuflajdır. Kırmızı delir, derili kurbağa ya da kızıl mantar çok zehirli olduğu için canlılar tarafından tercih etmiyor. Bu da nedir? Bir kamuflajdır. Mesela şurada e, bir hayvan var. Bakın dikkat edin. Şu mesela. Bu canlı tamamen yaprak gibi görünüyor değil mi? Mesela şurada da bir canlı var. Ağacın gövdesi gibi görünüyor arkadaşlar. Böyle çok dikkat etmezseniz zaten görünmüyor. Gelelim mimikriye. Mimikri de mesela canlının kendine has özellikleri vardır ama bunlarla korunamaz. Diğer canlıların korkutuş, korkutucu görünüşlerini tehlikeli ve tatları kötü olan türleri taklit etmesine biz mimikri diyoruz. Mimikri de örnek vereyim. Mesela çatal kuyruk kelebeğinin kanadında bulunan göz desenleri baykuşun gözlerine benzediği için kuşları korkutuyor. Ne yapıyor? Kelebek buradan korunmuş oluyor. Yine zehirli hayvanlar eğer zehirlilik özelliklerini gösterirse buna aposematik davranış denir arkadaşlar aposematik davranış. Zehirli hayvanlar zehirliliklerini gösterirlerse buna aposematik davranış diyor. Mesela kızıl kurbağa. Kızıl kurbağa nedir? Bir zehirli bir hayvandır. Hatta dünyadaki en zehirli hayvan diyebiliyorum ben bunu. Kızıl kurbağanın eee Rengine baktığınız zaman kırmızı üzerinde böyle siyah benekler var. Gördüğünüz zaman bu canlının zaten zehirli olduğunu anlayabilirsiniz. Bu nedir? Bir aposematik davranıştır. Zararsız sineklerin mesela bazıları arılara benzeyerek onları taklit ediyor arkadaşlar. Bu şekilde yapılan yalancı mimikriye biz bates mimikrisi diyoruz. Bates mimikrisi deyince aklınıza yalancı mimikri gelecek. Eğer mimikri olayı gerçekse buna da Müller mimikrisi diyoruz. Mesela canlı gerçekten zehirlidir. Gerçekten kendi zehrini belli eder buna Müller mimikrisi diyoruz. Kırmızı derili kurbağalar, kızın renkli mantarlar gerçekten kötü tada sahiptir arkadaşlar. Bu nedir? Müller mimikrisidir. Bir canlının kendi türünden başka bir canlı için fedakarlık davranışı da altruistik davranış diyoruz. Mesela e, sincaplardı yanlış hatırlamıyorsam sincaplar bir tehlike gördükleri zaman bağırmaya başlarlar çığlık atarlar çığlık attıkları zaman türündeki diğer canlıları korumuş olurlar ama kendisini tehlikeye atmış oluyor arkadaşlar biz buna alt turistik davranış diyoruz mesela burada maymunları da gösterir mesela maymunlar şunlar bu ne yapıyor bakın bağırarak kendisini tehlikeye atıyor ama diğerlerini korumuş oluyor. Bu altruistik bir davranıştır. Bakın şurada baykuşa benzer kelebeğin gözlerinin olması. Yine kırmızı derili kurba arkadaşlar bizim e, mimikli için örneklerimizdir diyebiliriz. Evet böylece canlarda davranış konusunu da bitirmiş olduk. Son konumuz ekolojiye geçiyoruz. Sonraki konuda görüşürüz. Hoşçakalın.